gene hangisi? Sıkıcık çorbası. Sıkıcık çorbası. Evet. Biz bugün sıkıcık yapacağız. Evet. Peki, birlikte yapacağız. Neler kullanacağız Hatice Hanım sıkıcıkçı? Öncelikle ana malzememiz bulgur, tarhana, un. Bunları bir kaba koyup ıslatacağız sıcak suyla. Daha sonra yoğuracağız. Evet. Ve sıkıcık çorbasını köftelerini yapacağız. Evet. Efendim güzel Kütahya'dayız. İlk önce ince bulgurumuz vardı. Evet. 2 su bardağı kadar İki ince bulgur. 2 su bardağı ince bulgur. Şimdi bunun üzeri... 1 su bardağı tarhana. Tarhanayı da ıslatıyorsun. Tabii. Evet, onu da ıslatıyoruz. Şöyle bir karıştırıyoruz. Tuzunu da atıyoruz tuzunu bu arada. Tuzunu da atalım, harikasın. Siz tabii yemek yarışmalarına da katıldınız. Evet, katıldım. Gördüğünüz gibi şahane bir ev sahibimiz var. Çok teşekkür ederim. İşini çok iyi biliyor, son derece pratik. Çok teşekkür ederim. Kuru nane koyuyorsunuz. Kuru nanemizi de koyuyoruz. Şimdi sonra ıslatıyoruz. Artık ıslatıyoruz. Islatıyoruz efendim. Siz hiç böyle köfte gördünüz mü? Yani içine... özellikle tarhananın katıldığı bir köfte ben bir tek Kütahya'da gördüm. Evet. Şimdi şöyle ufak ufak böyle gezdireyim, evet, ıslatalım. Şöyle karıştıralım. Evet. Siz bana dur dersiniz. Aman elimizi de yakmayalım. Tamam. Şöyle şu taraftan atayım ben. Biraz bence yeterli. Bence de yeterli. Değil mi Hatice Tabii. Hanımcığım? Şimdi bunu Kütahya deyimiyle kabarmaya bırakacağız. Dilerim Kütahya'nın çok tatlı deyimleri. Ay bir dakika. Şimdi size sormak istiyorum. Buyurun. Kütahya'da mesela geliyorum gidiyorum deyince ne diyeceğiz? Kütahya'da nasıl diyorsunuz? Hadi şimdi geliver. Geliver. Hadi, geliver. Hadi şimdi geliver. Pekala. Siz şeyde Ege ağzıyla da konuşuyorsunuz, evet, değil mi? Evet. Mesela ne diyorsunuz Ege ağzıyla? Mesela bana de ki bugün çocukları yatırdım, pazara gittim. Bugün çocukları yatırdım da pazara gittim. Ay çok tatlı değil mi? Pazara gittim. Pazar. Geldim. Geldim ondan sonra. Ben Ege'nin konuşmalarına bayılırım. Hele Denizli evet. tarafı. Siz Denizli'yle komşusunuz da evet. zaten. Şimdi bunu böyle birazcık kabarması için bekliyoruz. Pekala. Bekleyelim. Ondan sonra. Şimdi bu arada ben size o kabarırken efendim Kütahya'nın köpük helvası. Çok teşekkür ederim. Ben bunu çok sevdim. Çok teşekkür ederim. Şunu bir gösterelim mi izleyicilerimize? Gösterelim. Efendim köpük helvası çok enteresan bir helva. Her yerde bulamazsınız. Evet. Şöyle yumurta akıyla olan bir tatlı. Bunu çöven otu da katıyorlar. Evet. Bakın şimdi bu Kütahya'nın meşhur köpük helvası Kütahya'ya gelince alın. Yalnız şekerle yapılıyor ve çöven otuyla biraz tatlı gelebilir. Bunun için de bize helvacı dedi ki Sahrap Hanım dedi bu çöven otuyla ve şekerle yapılan köpük helvasının üzerine de dedi, evet. böyle tahin gezdirin dedi. Birbirini tamamlıyor. Ve de dedi o çok fazla tatlılığını alır. Evet. Şimdi geldik ya Anadolu'ya Allah'ım hemen kül almaya başladım. Orada onu yiyorum, burada bunu tadıyorum. Şunun biraz tadına bakacağım. Bu çok ilginç bir helva. Güzeldir. Olağanüstü. Öyle mi? Güzel. Yani bu hani bir kaymak çırpılmış. Bir krem şanti ama böyle güzel bir krem şantisi gibi üzerine buhar. Bunu keklerin pastalarının üzerine de koyabiliriz. Hiç denemedik. Aa deneyelim. Denemedik. Deneyelim Hatice. Deneyelim mutlaka. Şimdi yavaş yavaş artık yumuşamaya başlamış mıdır dersin? Birazcık açalım. Daha açalım. Biz bunu yoğuracağız değil şimdi mi? Şimdi yoğuracağız. Peki bunu. Şu köpük helvamızı kaldıralım gösterdik. Peki efendim. Şimdi ne yapacağız? Bir tane aslında eski büyüklerimiz kesinlikle yumurta koymazdı. Ama biz pek tutturamıyoruz. Dağıldığı için yumurta atıyoruz. Evet büyük. Normalde atmazlardı büyüklerimiz. Sıkıcık çorbasının. Atılmazdı ama ben atacağım. Çünkü tutmasını istiyoruz tabii. İçli köftede de öyle yaparlar ya yumurta koyarlar dışına. Öyle mi? Tutsun diye yumurta tutucu. Biraz un katıyoruz. Unu mesela ne kadar kattı? Yarım su bardağı. Yarım su bardağı kadar da un ilave. Sonra soğanımızı rendeliyoruz. Pekala ben soğanı ben bu arada şey yapayım biberini atayım. Tamam. Acaba bir bulgur köftesine tarhanayı katmayı nasıl akıl etmişler çok merak ettim. Vallahi aslında onun bir şeyi var, efsanesi var ama ben onu pek bilmiyorum.
Şöyle bir şey, çok eskiden yıllar önce bir annenin oğlu askerden gelmiş. Peki. Pek evde yiyecek bir şey yok olduğu için bulgurla tarhanayı karıştırıp yuvarlamış, oğlunu yedirmiş diyebiliyorum. Ama ne derece doğru bilmiyorum. Bence çok doğru bir şey. Çünkü niye? Hep bu yemekler yokluktan zaten. Tabii. Ya da evde ne var ne yok karıştırmışlar. Evet. Ve bu şahane Anadolu mutfağı öyle oluşmuş. Bu arada hepsini rendelemedim. Gözlerim. Olsun, yeterli. 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 Çok yoksa, teşekkür. Yoksa efendim gözlerim ağlamaktan akacak. Şimdi sıkıcık çorbası yapıyoruz. Evet. Kütahya'nın en sevdiğim çorbası. Kütahya bir çorba memleketi zaten. Olma. İnanılmaz zengin bir çorba kültürü var, evet, değil mi? Evet. Nelerimiz vardı mesela? Tekke çorbanız çok tekke güzel. Tekke çorbamız meşhur, oğman çorbamız oğman meşhur. Oğman çorbaları meşhur. Evet, yoğurtlu çevirme çorbamız meşhur. Ay senin de gözler çok mu fena? Benim of. Gözler doldu artık doldu. Artık yemek yapıyoruz. Artık yemek yapıyoruz. Artık yapıyoruz. Arabanımcığım bu şimdi... Gayet güzel kıvamına girdi. Yani böyle köftenin macun kıvamına tabii ki, gelmesi, dağılmaması için. Hamur böyle bir de vıcık vıcık diye ses çıkması tabii, lazım. Tabii. Böyle cıkır cıkır ses çıkması evet, lazım. Biliyor musunuz köfte püfür püfür tarhana kokuyor. Çünkü tarhana tabii, kattık tarhana içine. Tabii tarhana ana maddesi. Çok enteresan. Ona biraz su alalım ben. Pekala. Efendim Kütahya'nın... Çok sevdiğim bir sıkıcık çorbası vardır. Evet. Ben bunu biliyor musun? Televizyonlarda yapardım eskiden. Son birkaç senedir yapmadım. Çünkü çok ilginç bir çorba. Bir dakika evet. ne büyüklükte? Şu kadar. Ha, seninki daha küçük. Şu büyüklükte yuvarlıyoruz. Tamam. Yani nohuttan büyük bu. Evet. Birazcık. Şimdi elimizi suya batırdık. Evet. Sıkıcık çorbamızın köftesini efendim. Sizde de şöyle bir adet var mıdır hani... Antepliler böyle yaparlar, yuvalamayı dökerler böyle. Biz birkaç tane birden. İki tane yapabiliyorum. Dur ben pardon. Yapabiliyorum, dur. Hadi yapalım. Ben sana yapabiliyorum. Hadi yapalım. Dur, bismillahirrahmanirrahim. 2, 3. Dur bakayım becerebilecek miyim? Çok elimi ıslattım, ıslatmamam lazımdı. Efendim görüyorsunuz. Bunu 4-5 tane aynı anda yuvarlayan süper. Kadınlarımız da var. Süper. Şöyle atıyoruz. Evet. Şimdi bunun usulü şöyle köfte gibi yaptık. 1, 2, şöyle bir, 3 parça. Birinci parçayı iki, uca koyduk. İkinci parçayı ortaya koyduk. Evet. Hadi şimdi bu arada hadi ama bakalım. Ama elimizi çok da ıslatmamamız lazım, yapışıyor. Evet. İşte efendim. İşte sıkıcıklar oluyor. Evet. Harikayız. Sıktık. Efendim gördüğünüz gibi köftelerimiz hazır. Şimdi artık bir çorba meyanesi hazırlayalım. Evet, pişirme işlemine geçiyoruz. Evet, gel şimdi. Şimdi ne yapacağız? Şimdi tenceremizi koyduk. Peki. Daha sonra yağımızı ilave edeceğiz. Sen sıvı yağ kullanıyorsun. Evet. Tereyağı evet. Kullanmayalım mı bu şahane? O en son. En ha. Son. Nasıl? Süs olaraktan çorbanın üzerine yapacağız. Evet ama ben bu tereyağı, bu şahane bir yağ. Tuzsuz, evet. Böyle topak halinde Kütahya'mızın yapmışlar. Kütahya'mızın yağı meşhurdur. Kütahya'mızın yağı meşhur evet, mudur? Evet. Peki efendim. Şöyle şimdi salçayla. Salçayı şöyle katıyoruz. Daha ve bir meyane hazırlıyoruz. Bir meyane hazırlıyoruz. Pekala. Evet. Siz şöyle onu kullanalım. Alın. Peki. Şimdi salçayla yağı kavuracağız. Kavuracağız. Üzerine sıcak ben su dökeceğiz. Ben biraz suyu duru olmaması için çok az un katıyorum Sahra Hanım. Güzel. Ha. Zaten şöyle de yapabiliriz. Yoğunlaşsın biraz istiyorum. Doğru. Çok sulu güzel olmuyor. Diyorum ki Hatice Hanımcığım. Efendim? Mesela biz bu köfteleri unlu bir tepsiye de koysaydık. Tabii ki. Tabii o zaman ki. Da meyaneli olurdu. O da olurdu. Değil mi? Tabii. Ama biz tencereye atmayı tercih ettik. Peki efendim. Şurada tamam. Unumuz biraz vardı. Biraz un alalım. Buyurun. Çok az un alalım.
Unu salçayla kavurmayabilirsiniz de. Tabii ki. Eğer bu köftelerinizi unlu bir tepsiye koyar, şöyle şöyle bir sallarsanız o zaman meyaneniz daha iyi olur. Evet. Pekala. Bir taraftan evet, bence yeterli. Şimdi unumuz, suyumuzu koyalım. Suyumuzu koyalım. Ben karıştırayım, siz suyunuzu evet ilave edin. Evden ben tuzcu başıyım. Öyle mi? Ben tuz hastasıyım biraz ama çok da azalttım. Sevgili izleyiciler biliyorsunuz tuzu azalttım artık. Ama tuzumu Çankırı tuzu yanımda saklıyorum çok ve taşıyorum. Evet. Efendim tuzcu başı olarak İstanbul'dan getirdim tuzluğumla. Tuzumuzu da şöyle bir ilave edelim, fırt fırt yapalım. Teşekkür ederiz. Aman aman değirmenim de iyi. Evet. Aman evet. Tuzumuzu da attık. Şimdi, evet, şimdi naneyi koyduk. Koyduk. Hiç pul biber ya da kırmızı toz biber koymadık. Salça koyduğumuz için yeterli. Pekala, rengi. Yeterli. Şimdi sıkıcıklarımızı alıyoruz. Sıkıcıklar tencereye gidiyor. Evet. Harikasınız. Haydi bakalım. Evet. Buna başka bir şey katmayacağız. Yok, şimdi bu böyle pişecek. Daha sonra sarımsaklı yoğurt ve tereyağı ilave edip afiyet. Servise sunacağız. Sunacağız.